Efendim mutlu akşamlar. Saatler 18.30'u gösterirken ana haber bülteniyle karşınızdayız. İlk haberle bültenimize başlıyoruz. AK Parti Genel Başkan Vekili Profesör Doktor Numan Kurtulmuş Habertürk TV'de Kübra Parla Açık ve Net programında soruları yanıtladı. Kurtulmuş programda asgari ücret ne kadar olacak sorusuna da cevap verdi. Geçtiğimiz yıl biliyorsunuz Türkiye'de uzun 10 yıllar sonra ilk sefer bir yıl içerisinde iki sefer asgari ücret oldu. Şimdi bu yıl sonra itibariyle inşallah yine vatandaşımızı evet iyi oldu, alım gücümüzü artırdık diyebileceği bir seviyede asgari ücret emekli ve memur ve çalışanların emeklilerinde de aynı şekilde düzenlemeler yapılacak. Asgari ücret ortalama ne kadar olacak? Fiyat söylemem doğru değil ama bir kural söylüyorum. Yani bir kere vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyecek bir şey olacak. Burada yine bütçe dengeleri içerisinde Çalışma Bakanlığımız her türlü çalışmayı, bir de asgari ücret tespit komisyonumuz var. Aralık ayında o asgari ücret tespit komisyonu toplanacak. Oradaki müzakerelerle vatandaşımızın... Yani 7-8 bin diyen de var, 10 bin diyen de var. Hangisine daha yakın olur diye? Şimdi demeyin. Çünkü bu tür rakamların telaffuz edilmesi aslında vatandaşımıza da haksızlıktır. Dediğim gibi şimdiye kadar... bu süreçte, bu zor süreçte vatandaşlarımızın beklentilerinin altında hiçbir adım atılmadı. Onu ifade etmek istiyorum. Ama kimse de böyle bol keseden ortalığı karıştıracak rakamları telaffuz etmesin. Burada denge içerisinde, bütçe disiplini içerisinde Türkiye'de vatandaşımızın alım gücünü yukarıya doğru çekecek bir düzenleme inşallah olacak. AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştü. Görüşmeler neticesinde yaptığı açıklamada ordu ve ilçeleri için müjdeli haberler peş peşe geldi. AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir araya geldi. Gündoğdu görüşmenin ardından ordu için müjdeleri sosyal medya hesabından duyurdu. Vekil Gündoğdu, Ordu Diş Hastanesi'nin ihalesinin ön hazırlıklarının tamamlandığını, ihalenin ise 14 Kasım 2022 tarihinde yapılacağını açıkladı. Ordu'da diş hastanemizle ilgili uzun süredir takip ettiğim bir projemiz var. Bazı aksaklıklar oldu. Geçtiğimiz yıl içerisinde ihalesi yapılması gerekiyordu. Yapılamadı bazı sıkıntılardan dolayı ama şu anda en son bir ay önce ihaleye çıktı, ihaleye giren olmamıştı. Şu an fiyatlar yeniden değerlendirildi. Ve dün akşam Sayın Bakanımızla konuştuk. Kasım'ın 14'ünde yeniden bir ihale var ve ihaleyle ilgili de inşallah bu ihalede alan biri olacak ve işin yapılması için orada biz de elimizden gelen gayreti gösterip inşallah temelini atıp milletimizin hizmeti için yapımına başlayacağız diyorum. Akkuş'ta yapımı tamamlanan ve vatandaşlara hizmet veren devlet hastanesinin çevre düzenlemesi ve rekreasyon işlemleri için de açıklamalarda bulunan Gündoğdu, 500 bin lira destek verileceğini bildirdi. Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'dan Akkuş ilçemize yapılan devlet hastanemizle ilgili öncelikle teşekkür ettik. Hastanemizin çevre düzenlemesi problemi vardı. Onunla ilgili 500 bin liralık bir kaynak aktarımını, talimatını verdi. Kendilerine teşekkür ediyorum. Milletvekili Gündoğdu açıklamalarına Korgan Devlet Hastanesi'nin C sınıfına geçileceğini müjdesini vererek devam etti. Korgan Devlet Hastanemiz bizim önemli hastanelerimizden biri. Korgan Devlet Hastanemizin C sınıfıyla ilgili bütün altyapısı tamamlanmıştı. Onun C sınıfına dönüştürülmesiyle ilgili Sayın Bakanımız talimatlarını verdi. C sınıfına kavuşturuluyor. Çünkü orada şu anda biz ameliyatlarımızı falan yapıyoruz. Bu da aşağıdaki hastanelerimizin yani Fatsa, Ünye, Ordu merkezdeki hastanelerimizin yükünü hafifletmek adına bu tür çalışmaların çok faydalı olduğunu görüyoruz. Görüşme sonrasında Ordu ve ilçelerine verdiği destekler için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür eden AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, verilen destek ve yatırımların elimize, ilçelerimize ve kıymetli hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum dedi. Efendim İstanbul'da ekmek fiyatının 7,5 liraya yükseleceği iddia edilmişti. Bu iddiaların asılsız olduğu belirtildi. Peki Ordu'da ekmeğe zam gelecek mi? Detaylar haberde. İstanbul'da ekmek fiyatına zam geleceği ve 7,5 liraya yükseleceği iddia edilmişti. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı ekmeğe zam iddiaları ile ilgili açıklama yaptı.
Ekmek fiyatı 7,5 lira olacak iddiasının gerçek dışı olduğunu belirten Balcı, ekmekte 7,5 lira gibi bir rakam Aralık'ta da gündemde değil, Ocak'ta da gündemde olmayacak diye konuştu. Peki Ordu'daki fırıncılar zam talebinde bulundu mu? Ordu'da ekmeğe zam gelmesi bekleniyor mu? Ordu Fırıncılar Odası Başkanı İsa Yazıcı, ekmeğe zam yapılması için fiyat çalışmalarının yapıldığını söyledi. Yeni yılda un, elektrik, işçi ücretlerinin artmasıyla maliyetlerin yükseleceğini ve bu durumun ekmek fiyatına yansıyacağını belirtti. Başkan Yazıcı, yeni yılda artacak maliyetler hesaplanarak yeni ekmek fiyatının belirleneceğini kaydetti. Yani yılbaşına kadar Ordu'da ekmeğe zam beklenmiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşen isimlerden biri de AK Parti Ordu Milletvekili Doktor Şener Yediyıldız oldu. Yediyıldız'la Kabataş ve Çatalpınar ilçelerine E2 İç Hastanesi yapımı için Sağlık Bakanı Koca'nın talimat verdiğini söyledi. Her iki ilçemize de şimdiden hastanelerin hayırlı olmasını diliyoruz. Sıradaki haberle devam edelim. Kastamonu'nun Cide ilçesinde yaklaşık 1 ton fındık ve ceviz çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Fındık hırsızlığı haberi bu kez Karadenizli Kastamonu'dan geldi. Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Yalçın köyünde 14 çuval fındıkla 2 çuval cevizi çalınan MA ve AK jandarmaya ihbarda bulundu. Jandarma suç araştırma timi ekipleri ihbar edilen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. İlçede ve il merkezinde hırsızların izini süren suç araştırma timi çalışma konusunda kendilerini zanlara götürecek ipuçlarına ulaştı. Yapılan titiz çalışma sonrasında hırsızlığı ÜO, PY ve MA'nın gerçekleştirdiği, çaldıkları ürünleri ise sattıkları belirlendi. Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerin ardından adliye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Karadeniz bölgesinde fındığını evlerinde saklayan üreticiler zaman zaman hırsızlık vakalarıyla karşı karşıya kalabiliyor. Üreticiler ürünlerini koruyabilmek için kimi zaman çuvalları evinin içine bile depolayabiliyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Samsun LÖSEV işbirliğinde lösemili çocuklar ve ailelerine yönelik organizasyon düzenledi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, lösemili çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi. Kültür Otağı'nda gerçekleşen programa katılan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, lösemi'nin tedavisi olan korkulacak bir hastalık olmadığına dikkat çekti. Başkan Güler, Kültür Otağı başta olmak üzere belediyeye ait tüm tesislerin LÖSEV ailesi, lösemili çocuklar ve ailelerine sonuna kadar açık olduğunda sözlerini ekledi. Lösemi'de önemli olan unsurun farkındalık olduğuna dikkat çeken Başkan Güler, tıbbın Türkiye'de çok ilerlediğini ve lösemi'nin artık korkulacak bir hastalık olmadığını söyledi. Bu hastalık hepimiz için. Dolayısıyla hasta olduğum diye üzülmeyin. Mühim olan bunun farkında olmak. Tabii böyle kıymetli bir vakıf da var, LÖSEV var. Bunun da yaş gününü kutluyorum. Orada olarak büyük bir aileyiz. Siz de bu ailenin parçalarısınız hep beraber. Dediğim gibi bu hastalıktan korkmayın. Tıp çok ilerledi. İmkanlarımız gayet iyi. Devletimiz güçlü. Çok güzel tesislerimiz var. Hastanelerimiz var. Doktorlarımız var. Tedavisi mümkün. LÖSEV Samsun Şubesi'nde Sosyal Hizmet Yönetmeni Aslı Akgöl ise LÖSEV ailesi olarak bugün 90 bin hastaya yardım eden bir vakıf olduklarına dikkat çekti. Bir masa ve bir sandalyeyle çıktığımız bu yolda şimdi 90 bine yakın, Türkiye genelinde 90 bine yakın hastalarımıza, hasta sayımıza yardımlarımızı ileten bir vakıfız. Çok büyük şeyler başardık biz. En önemlisi de lösemi'nin tedavi oranını yükselttik Lösanta Hastanesi olarak. Program kapsamında çocuklara Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak boyama kitabı ve boya kalemleri hediye edildi. Yemek organizasyonu, çocuklara yüz boyama, pasta kesimi yapılan etkinlik kapsamında bir araya gelen lösemili çocuklar ve aileleri kent orkestrası konseriyle de keyifli bir akşam yaşadı.
Ordu'da fındıktan sonra en önemli tarım ürünü olan kivi de hasat sezonu başladı. Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz bu sene 11 bin ton kivi rekoltesi beklediklerini söyledi. Ordu'da fındıktan sonra en önemli tarım ürünü olan kivi de hasat sezonu başladı. Hasatla ilgili açıklamalarda bulunan Ordu Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz bu sene 11 bin ton kivi rekoltesi beklediklerini söyledi. Da son 5 yıllık dönem içerisinde 1000 dekar civarında yeni kivi bahçeleri oluşturmuş durumdayız. Bu gerçekten önemli bir rakam. Gene üretiminde ciddi bir artış sağladık. 7000 tonlardan son 5 yıllık periyotta 7000 tonlardan 11000 ton bu sene 11000 ton civarında bir rekolte bekliyoruz. Bu da son derece önemli bir artış. Üreticilerin bu yıl fiyattan memnun olmadığını belirten Yılmaz, alıcıların artan enerji maliyetleri nedeniyle fiyatı düşük tuttuklarını kaydetti. Şu dönemde de kivi üreticilerimiz hasat dönemindeler. Gene bahçede daha hasadını yapmadan alım yapan firmalar gelip görmek suretiyle ürünlerini satın aldı. Üreticimiz bu sene biraz fiyattan memnun değil. Onun da farkındayız, biliyoruz ama gene de şu an 9 liradan alıcılar 90 gramın üzerine alıyorlar. Bu haliyle bile üreticilerimiz için önemli bir gelir sağlıyor. Tabii dünyada yaşanan gelişmeler, maliyetlerdeki, enerji maliyetlerindeki artış, işte bu alacak kivi alacak kişinin bunu depoda muhafaza edecek olması, enerji maliyetinin yüksek olacak olması alıcıların fiyatı biraz düşük tutmalarına sebebiyet verdi. Belki diğer ürünlerde yaşanan artış kivi de yaşanmadı ama ben bu durumun da kalıcı olduğunu düşünmüyorum. Önümüzdeki dönemlerde bu sorunun da ortadan kalkacağını düşünüyorum ve kivinin Ordu için, ilimiz üreticiler için fındığın yanında önemli getiri sağlamaya devam edeceğini inanıyorum. Bizim de bu konudaki çalışmalarımız, projelerimiz bundan sonraki süreçte de devam edecek. Yılmaz, kivi için önümüzdeki yıl Fas Havzası'nda %50 hibeli proje uygulayacaklarını da belirtti. Önümüzdeki yıl içerisinde özellikle Bolaman Havzası'nda, Fassa ve yukarısında, özellikle de Fassa'da bu proje kapsamında, Bolaman projesi kapsamında da %50 hibeli kivi projeleri uygulayacağız ve yeni plantasyonlar oluşturmuş olacağız. Altınordu Belediyesi ekiplerinin asfalt ve beton yol çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Belediye grup yollarında sürdürdüğü asfalt seferberliğinin yanı sıra beton yol seferberliğini de ara vermeden devam ettiriyor. Hizmetleriyle vatandaşın takdirini toplayan Altınordu Belediyesi, Aşkın Tören önderliğinde asfalt ve beton yol çalışmalarını hız kesmeden devam ediyor. Beton yol seferberliği bu kez de Övündük'te yüzleri güldürdü. Yapılan çalışmalar vatandaşları merkezde ve kırsalda standardı yüksek, güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sunuyor. Başkan Aşkın Tören'in 72 kırsal mahalle için başlattığı beton yol çalışmaları kapsamında Övündük Mahallesi, Zakaroğlu ve Kuştepe sokaklar beton yol konforuna kavuştu. Dün ve önceki gün 8-10 günden beri Kuştepe mevkiinde ekipler çalışıyordu. Kuştepe mevkiindeki yolumuz çok bozuk ve uzun yıllardır mağduriyet yaşayan vatandaşlarımız var. Yine Kuştepe mevkiinde mağduriyet yaşayan 3 hanemiz vardı. Hasta bir dostumuz, arkadaşımızdı. Orası da yapıldı. Bu hizmetlerinden ötürü, yapılan şu anki beton dökümlerinden ötürü teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Aşkın başkanımızdan Allah razı olsun. Daha böyle bir başkan gelmemiştir orduya. Çamurdan çıkamıyorduk, yolumuzu yaptı. Allah razı olsun aşkın başkanımızdan. Cenab-ı Allah ondan razı olsun. Belediye ekiplerinin yürüttüğü hummalı çalışmalar sonunda mahalle sakinlerinin yıllardır yaşadığı mağduriyet kısa sürede ortadan kaldırıldı. Allah başkanımızın ömrümüzden eksik etmesin. Çok çok sağ olsun. Bizi her şeyden korudu, kurtardı. Ben şuraya geleli çamurdan çıkamıyordum. Allah aşkın başkandan çok çok razı olsun. Eskiden işte o kenarlarında ot biten, ortasında ot biten, işte arabaların geçmekte zorlandığı, hani çöp atmaya bile giderken zorlandığımız bir yoldu. Yollarımız yapıldı. Bu hizmetlerinden dolayı Altınordu Belediye Başkanımız Aşkın Tören'e teşekkür ediyoruz. Mahalle sakinleri hizmetlerinden dolayı Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'e teşekkür etti. Ben araba falan girmiyordu buraya.
batıyordu. Şimdi süper bir yolumuz oluyor. Ömür boyu da bozulmaz galiba. Başkan için de teşekkür ediyorum. Çok sağ olsun. Allah razı olsunlar kendilerinden. Yapmış olduğu hizmetlerden dolayı. Çok sağ olsun. Yıllardan beri çok güçlü bir haldeydi yolumuz. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 31 Aralık'a kadar olan fındık alımının yeni yılda da devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Konuyla ilgili AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu'dan açıklama geldi. Gündoğdu, Aralık ayının son haftasını işaret etti. Üreticilerin talebine göre alım süresinin uzatılması için çalışma yapılacağını kaydetti. Ordu'da fındık alımları Ağustos'un 22'sinde başladı. Biliyorsunuz her fındık alımının bir kararnamesi var. Cumhurbaşkanımızın yayınlamış olduğu kararnameyle fındık alım tarihleri belirleniyor. 22 Ağustos'ta başlanan fındık 31 Aralık günü sona eriyor. Şimdi sahadan aldığımız bazı bilgiler var. Bu bilgiler çerçevesinde fındık alımının uzatılıp uzatılmamasıyla ilgili Tarım Bakanımızla da görüşeceğiz. TEMO Genel Müdürümüzle de görüşüp ve bakanlığımızla, Maliye Bakanlığımızla da görüşüp bunun alımının ihtiyaç olduğu takdirde devam ettirilmesiyle ilgili bu TEMO Genel Müdürümüz, Bakanımız, Tarım Bakanımızla görüşüp çözüme kavuşturmaya çalışacağız. Tabii şu anda öğrendiğimiz sahadan alımların zayıfladığı, üreticinin fındığını sattığı, en son ben Akkuş'taydım pazartesi günü. Akkuş ilçemizde alım devam ediyordu. Bunun Aralık sonuna doğru, Aralık'ın son bir haftası, iki haftası bakacağız. Eğer alımlar devam ediyor, geliyorsa fındık gelimi durduysa depolar kapatılır. Ama durmadı, geliyorsa bununla ilgili hem dediğim gibi bakanımızla, Tarım Bakanımızla hem de Toprak Mahsulleri Genel Müdürümüzle görüşüp bunun alım tarihinin uzatılması ile ilgili gerekli işlemler inşallah üzerimize düşeni yaparak hayata geçirmeye çalışacağız. Ordu'ya etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava yüksek kesimlerde kara dönüştü. Ordu'nun Çambaşı yaylasına bir kez daha kar yağdı. Kar yağışı etkisini hafif şekilde hissettirdi. Yaylalarda etkili olan kar yağışının Aralık sonunda da etkisini artırması bekleniyor. Evet, yaylalardan kar görüntüsünü ekranlara getirdik. Şimdi sıradaki haberle devam edelim. Ünye Belediyesi tarafından projesi ve ihale süreci tamamlanan yöresel ürün üretim atölyesi ve aşevi projesi hayata geçiriliyor. Kadınlara pozitif ayrımcılık yaparak 3 yıldır yürütülen çalışmalar kapsamında yöresel ürünler hanım eliyle ekonomiye kazandırılıyor projesini başarılı bir şekilde hayata geçiren Ünye Belediyesi buna ilave olarak şimdi de yöresel ürün üretim tesisi kuruyor. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavla'nın girişimiyle başlatılan çalışmalarda ciddi mesafe kat edilirken Cevizdere Mahallesi'nde tahsis edilen 2543 metrekarelik alanın üretim tesisine dönüştürülmesi için çalışmalar başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün ortağı olduğu projenin 7 milyon liraya ihalesi gerçekleştirildi. Projenin Ünye'ye değer katacağını belirten Belediye Başkanı Hüseyin Tavla, projemizde kadınlar ve gençlerimize hem eğitim verilecek hem de istihdamları sağlanacak dedi. Tabii Ünye'nin kültür turizmi içerisinde mimarisini dikkate alarak tarihsel değerlerine nasıl sahip çıkıyorsa süreç içerisinde biz aynı zamanda yöresel ürünlerimizin de çok kıymetli olduğunu düşünerek ki özellikle pandemi sürecinde gıdanın ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmıştı. O sürecin öncesinde başlattığımız yöresel ürünlerimizin değerlendirilmesi ve bunların ekonomiye dönüştürülmesi için bir yola çıkmışlığımız vardır. Bu yola çıkmışlığımız süreç içerisinde tabii bunu aynı zamanda bölgemizin, yöremizin kadınlarının da bu işe el atarak aile ekonomilerine katkı sağlamaları ve sahada istihdam noktasında onların da istihdam edilebilme imkanını yerel yönetim olarak destek vererek oluşturma gayreti içerisinde oldu. Tavlı yöresel ürün üretim tesisiyle birlikte hayırsever vatandaşlarının desteğiyle aşevi projesini de hayata geçireceklerini belirtti. Yaklaşık olarak ihale maliyeti 7 milyon civarlarında, bunun yapım işleri ve iç teftişatı noktasında yola çıktı.
İnşallah bunun akabinde gene bu bölgede yöresel ürünlerimizi üretirken, hanım eliyle ekonomiye kazandırırken ve kadınlarımızın aile ekonomisine katkı sunmalarını sağlarken, yöresel ürünlerimizin değer bulmasına imkan sağlarken, öbür taraftan da Ünye'den hem ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin hem yaşlı ve engelli büyüklerimizin ihtiyacı olan gıda noktasında olsun, evlerinde herhangi bir farklı noktada onlara hizmeti verebilmek adına bir aş evini de oluşturmak adına yola çıktı. Burada da Ünye'mizin kıymetli ailelerinden, görgülü ailelerinden Emine teyzemizin adına inşallah orada da bir onların desteğiyle birlikte bir aş evini de oluşturarak Ünye'mizde hem ihtiyaç sahiplerine hem de yaşlı ve engelli kardeşlerimize, büyüklerimize hizmet etmek için böyle önemli ve kıymetli bir tesisi de süreç içerisinde kazandırmak için yola çıkmış bulunmaktayız. Projenin tanıtım toplantısına İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bahri Aslı Şen, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Erdoğan ve Ünye Belediyesi Plan ve Proje Müdürü Sibel Cerrahoğlu katıldı. Ordu'da başka bir kadın servis şoförünün teşvikiyle başladığı meslekte 16 yılı geride bırakan Hale İyigün, öğrencileri anne şefkatiyle okullarına ulaştırıyor. Altınordu ilçesinde bir tur firmasında servis hostesi olarak çalışmaya başlayan Hale İyigün, aynı firmadaki kadın servis şoföründen etkilendi. Servis şoförü olmak için eşini ikna eden İyigün, 16 sene önce ehliyetini alarak aracın direksiyonuna geçti. O tarihten itibaren görevini başarıyla sürdüren İyigün, hafta içi her sabah öğrencileri okula yetiştirmek için mesai harcıyor. Gün içerisinde evinde temizlik ve yemek işlerini tamamladıktan sonra yeniden direksiyonun başına dönen İyigün, çocukları okuldan alıp evlerine teslim ediyor. 42 yaşındaki iki çocuk annesi İyigün, anne olduğu için çocuklarla çok daha rahat empati kurabildiğini dile getirdi. Arkada ilk önce hostes olarak başladım. Eşimin eniştesiyle birlikte başladım bu işe. Daha sonra çalıştığım firmada, tur şirketindeki bir ablamız aslında sürücü kursu adı çalıştırıyordu. O firmanın ortaklarından biriydi. İlk bayan servis şoförü. Onun teşvikiyle başladım bu işe. Araba kullanıyorsun, minibüse neden çıkmıyorsun? İlk bayan servis şoförü benim ama sen de benimle birlikte bu mesleği devam ettirebilirsin diye teşvikleriyle başladım. Daha sonra direksiyona geçtim. 16 yıl oldu velilerle ve çocuklarla. Çocuklarla zaten ben de bir anneyim. Empati kurabiliyorum, çocuklar ne hissedebiliyor, nasıl davranıyor, hastalanıyor, üzülüyorlar konuşmamız. Ailelerimle, servisteki müşterilerimle biz bir aile gibi olduk. Aslında müşteri değil onlar benim için. Ailemden bir parça oldu çocuklar, anneleri, babaları. Dertleşiyoruz, sohbet ediyoruz. İyigün, sorumluluk isteyen bir görevinin olduğuna dikkat çekerek servisi kullanan çocukların kendisini abla ya da anne gibi gördüğünü kaydetti. Sorumlu bir işimiz var. Ciddi bir işimiz var. Ailelerin en kıymetlilerini taşıyoruz. Büyük bir sorumluluk istiyor bunlar. Aslında biz Türkiye'nin geleceğini taşıyoruz. Ve ben gurur duyuyorum. Onların büyüyüp ilkokuldan, ana sınıfından başlayıp üniversiteye gidişlerini görmek, onları yetiştirmek ve lise sonuna kadar mezun etmek, birlikte taşımak çok gurur verici. Güzel dönüşler sağlıyor bunu bize. Çocuklar beni hala ablaları olarak, anneleri olarak görüyorlar. Çok gurur duyuyorlar. Hatta şey diyorlar, hala abla sen erkeklerden ya da babamdan daha iyi şoförsün, daha iyi kullanıyorsun arabayı diye. Güzel geçiyor, çok seviyorlar. Dertleşiyor, sohbet ediyoruz, yeri geliyor, hasta oluyorlar, işte ilgileniyoruz. Öğrencilerden Ada Soğutur ve Utku Gülci ise servis şoförleri Hale İyigün'den çok memnun olduklarını söyledi. Yani çok güzel bir kadın, yani bizi rahatlıkla evimize götürüp getiriyor. Erkeklerden daha iyi kullanıyor diyebilirim. Yani güvenli bir şekilde de bizi evimize ulaştırıyor. Çok bizi trafik kurallarına uydurarak, böyle bize uyararak güvenli bir şekilde evimize ulaştırıyor. Hale abla bize çok iyi davranıyor. Çok iyi araba kullanıyor. Bize anne gibi yaklaşıyor. Utkucuğum, evine geldik. Hadi oğlum hazırlan, kemerlerimizi çıkalım. Mehtap Hanım, siz yardımcı olun lütfen. Ordu'da sonbaharın renkleri ilçeleri sarmaya başladı. Altınordu ilçesinde sonbaharın tonları Altınordu Belediyesi tarafından drone ile görüntülendi. Görüntüler izleyenleri kendisine hayran bıraktı.
Burası ne Akkuş ne Gölköy. Burası Ordu'nun merkezi ilçesi Altınordu. Ordu sonbahar renklerine bürünmeye başladı. Kasım ayı ile birlikte yeşilden sarıya ve tonlarına dönmeye başlayan yapraklar renk cümbüşüyle insanları selamlıyor. Daha çok yüksek kesimlerdeki ilçelerde görmeye alıştığımız bu renk şöleni bu kez Ordu'nun Altınordu ilçesinde görüntülendi. İlçenin kırsal kesimlerindeki sonbahar manzaraları Altınordu Belediyesi tarafından drone ile kaydedildi. Altınordu'ya sevgisini dilinden ve gönlünden düşürmeyen Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, bu kez Altınordu'nun sonbahar renklerini sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler sosyal medya kullanıcıları tarafından oldukça beğenildi. Altınordu'nun sonbaharını gözler önüne seren video, dakikalar içinde binlerce kez izlendi. Yeşili, doğası ve havasıyla ilk kez görenleri büyüleyen Altınordu, sonbahardaki görünüşüyle de herkesi kendisine hayran bıraktı. Efendim veda ediyor. Sizlere hep güzel haberler aktarmak dileğiyle. Hoşça kalın.